Tekrar merhaba. 24 Eylül Pazar günü yapılacak olan İstanbul Eczacı Odası seçimlerine yönelik olarak seçime katılacak 4 başkan adayıyla canlı yayın oturumumuz devam ediyor. Bu bölümde ben kendilerine izleyicilerimizden de gelen soruları kendi sorularımla sentezleyerek aktaracağım. Yalnız ikinci bölümümüze geçmeden önce Sayın Semih Güngör birinci oturumda yaptığı konuşmada başkan adaylarına bir eleştiride bulundu. Yaptığı eleştiri şöyleydi. Türk Eczacıları Birliği yönetimine ilişkin, Türk Eczacıları Birliği yönetimini değiştirmekle ilgili bir amaçları olmadığını ve bunu bir eleştiri niteliğinde söylediği için sanıyorum diğer adaylara bir cevap hakkı doğdu. Bilmiyorum kullanmak isteyecekler mi? Ben cevap hakkı kullanmak istemediklerini soracağım. Cevap hakkı kullanmak isteyen adayımız varsa o cevap hakkını kullandıracağım önce. Daha sonra tartışmamıza, açık oturumumuza devam edeceğiz. Ferda Hanım. Evet. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. İstanbul Eczacı Odası bugüne, çok yüksek geliyor ses bana ama. İstanbul Eczacı Odası bugüne kadar daha önce de konuşulduğu gibi gerçekten eczacı örgütlülüğünün, Türkiye'deki eczacı örgütlülüğünün amiral gemisi olmakla ki gerçek olmakla hep gurur duydu. Bunun bir bazı nedenleri vardı elbette. Çünkü İstanbul Türkiye'nin 1/5 oranında küçük bir ölçeği ya da 1/4 oranında küçük bir ölçeği. Böyle olduğunuz zaman coğrafi ve yapısının da çok fazla olduğunu biliyoruz. Çok fazla göç alıyor. Çok çeşitli insanlar var. Hemen hemen sektörün ana arteri İstanbul. Dolayısıyla Türkiye'de olacak herhangi bir şeyin ilk önce İstanbul'daki yansıması, bunu depremden alın, selden alın, Eczacı Odası'nın seçimlerinden alın, yansıması bir izlenir ve gözlenir. İstanbul'un Türkiye'de böyle bir konumu var. Bizim mesleğimizin özelinde ise elbette bir miktar işte 8.000 üyesi var, 26.000 civarında Türkiye'de eczacı sayısı var. Bunun 8.000'e İstanbul'da, sanayi ağırlıkla burada. Türkiye'nin ve dünyanın da dikkate değer şehirlerinden birisi, metropol. Uygulamalar çok farklı, ilçeler birbirinden büyük. Dolayısıyla burası bir amiral gemisi olmasını da çok da boşuna söylenen bir şey değil. Evet, bununla gurur duyuyoruz, memnunuz böyle bir şehirde olmaktan, böyle bir mesleği burada icra etmekten. Kendi adıma ben çok memnunum. Geleceği açan bir şehir çünkü, insanın perspektifini yenileyen güçlü bir şehir. Dolayısıyla bunun da Türkiye'ye yansıması çok önemli, meslek siyasetine yansıması çok, etkileri çok önemli. Bizim
İstanbul Eczacı Odası yönetimine düşen görevin açıkçası bu rolünü hakkıyla vermesi gerektiği olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası biz Çağdaş Eczacılar Grubu olarak üst örgütle herhangi bir kavganın gereksiz, tırnak içinde, ısrarla tırnak içinde söylemek istiyorum. Gereksiz herhangi bir kavganın tarafı olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, üst örgüt, biraz önce size konuşmamda söylediğim gibi belki çok eksik olabilir. Daha sonra projeler kısmında açacağım. Açmak isterim açıkçası. Çok özür dilerim Ferda Hanım. Arkadaşlar, Ferda Hanım'ın sesinde problem varmış. Mesajlar geliyor dışarıdan, onu bir düzeltelim lütfen mümkünse. Ya da biraz mikrofonu uzak tutarsak olabilir. Düzelecek nasıl gibi şöyle sanki. Şöyle yapsam. Uygun mu acaba bu? Biraz aşağı indirirsiniz. İyi mi? Ben görmediğim için nerede durduğunu. İyi mi? Benim sesim geliyor mu sizlere? Tamam. Bu amiral gemisi olma rolünün çok önemli olduğunu ve bunun da üst örgütte temsiliyete her zaman çok inanıyoruz. İstanbul Eczacı Odası üst örgütte mutlaka temsil edilmeli. Neden temsil edilmeli? Çünkü böyle bir yapısı var. Bu yapı Adana'da olsaydı Adana mutlaka temsil edilmeliydi. Ordu olsaydı Ordu mutlaka temsil edilmeliydi. Bu yapının deneyimleri ve birikiminin meslek örgütüne yön çizeceğine inanıyorum. Ama asıl olan mesleğin geleceğini örecek projeleri üretmek, çalışkan, dinamik ve gerçekten meslek için kaygıları olan bir üst örgütten yanayız. Böyle bir üst örgütün oluşması için çaba harcarız. Ama bu, bugünden yarına herhangi bir kişiyle de kişisel bir problem olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Herhangi biriyle herhangi bir kişisel problemimiz yok. Önemli olan Türk Eczacıları Birliği'nin bizim için önemsediğimiz o projelere, o perspektife sahip bir meslek örgütü olması. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Ferda Hanım. Müşit Bey, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ya ben ekip olarak biz daha doğrusu bazı isimlerin eczacılık mesleğinin önüne geçmesinden rahatsızız. İsim vermekte de sakınca bulmuyorum. Erdoğan Çolak yatıyoruz kalkıyoruz, Harun Kuzulay yatıyoruz kalkıyoruz. Konu meslek olmalı. Öne geçen şey meslek olmalı. Eczacılık mesleği. İsimlere çok takılmamak lazım. Değişimin İstanbul'dan başlayacağına inanıyoruz. Gerçekten eczacının hak ettiği yönetim şekliyle biz odamızı yönetirsek bütün, sadece Ankara değil, bütün Anadolu'ya, bütün Türkiye'ye bu değişimin yansıyacağını düşünüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Cenap Bey, buyurun. Evet, bir iki cümlede ben söyleyeyim. Müşit Başkanım dedi ki değişimin İstanbul'dan başlayacağını düşünüyoruz dedi. Değişim İstanbul'dan başladı zaten bir önceki dönem. Devam edecektir. Şimdi merkez heyetinde de değişim gerekiyorsa yapılmalıdır. Ancak ben konuşmamın başında da şunu söyledim. Türk Eczacılar Birliği merkez heyeti bizim üst örgütümüzdür. İstanbul Eczacı Odası gibi tüm eczacı odalarının merkez heyetinin yanında olması merkez heyetine güç vermesi gerekmektedir. Buradaki konu bence budur. Kişiler değişir. Bakıyorsunuz merkez heyetinin geçmişinden birçok isim gelmiş geçmiştir. İstanbul Eczacı Odası'ndan birçok isim gelmiş geçmiştir ama kurumlar hep vardır. Bugün İstanbul Eczacı Odası 61 yıllık bir kurumdur. Merkez heyeti de aynı şekilde 61 yıllık bir kurumdur. Ve eczacılık mesleğinin bence şu anda en önemli üç kurumundan ikisidir. Üçüncü kurumumuz da ecza kooperatiflerimizdir. Dolayısıyla Ferda Hanım'ın söylemine katılıyorum. Merkez heyetiyle İstanbul Eczacı Odası'nın kavga etmeden diyalogla yürümesi gerekiyorsa yönetim değişikliği, isim değişikliği olması doğru olandır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Oturumumuz devam ediyor. Yalnız bu konuyla çok şey yapmayalım. Konuşacağımız çok şey var. Konuşmanın içerisinde. Çok kısa lütfen. Çok kısa. Cevap hakkı doğurmayacak şekilde. Tabii. Değerli başkan adaylarımıza teşekkür ediyorum. Kendi düşüncelerini ortaya koydukları için ama bir ayrıntıyı atlıyoruz.
bu dönem Türk Eczacılar Birliği'nin yönetiminin kesinlikle değişmesinin çok yakın olduğu. Onun için İstanbul Eczacı Odası bu konuda sorumluluk almak zorundadır. Çünkü bu dönem, geçmişte yılı da sayın benim sevgili dostum yaşadı. Kendi verdiği oylarla işte Türk Eczacılar Birliği'nin kaderini belirledi. Yoksa bir başka gruba yahut da kendi çıkartacağı bir listeyle adaylığını ortaya koysaydı farklı bir sonuç da alınabilirdi. O İstanbul Eczacı Odası'nın delegasyonunun ve o günkü yönetiminin tercihi. Ama bu dönem daha yan yana yaklaşan bir ayrım var Türk Eczacılar Birliği'ni oluşturan odalar arasında. Bunu İstanbul Eczacı Odası bir fırsat olarak değerlendirmek zorunda. Çünkü değişim öyle dedikleri gibi kolay olmuyor. Türk Eczacılar Birliği'nin geriye dönük 12 yıllık yönetimine bakıldığında İstanbul her döneminde bastırılan, üzerinde her türlü baskı uygulanan oda değil miydi? Biz yıllarca birlikte yönetimken neler yaşadık? Yani bize yaşatan kimdi? Artık bu yaşatılanların sona ermesi lazım. Evet, İstanbul Eczacısı güçlü olarak orada yer almalı. Ankara, İzmir yer almalı. Son 12 yılda bir azınlık yönetimi var Türk Eczacılar Birliği'nde. Bunu baktığınız zaman %40'ını oluşturan bir kesim iktidar oldu. %60 dışarıdaydı. Ama onun değişme zamanı geldi. Bu dönem değişecek. Onun için ben diyorum ki tüm yönetimde yer almak için aday olan arkadaşlarımız bu değişimin İstanbul Eczacı Odası'nın da güçlü bir şekilde içinde almasını olanak sağlayacak şekilde bir çaba göstermek gerekiyor. O değişimin içinde en başrolde biz olmalıyız. Bu Cenap olabilir, Ferda olabilir, Mürşit olabilir, ben olabilirim. Ama bunu yapmak bizim boynumuzun borcu. Çünkü İstanbul, evet, amiral gemisi ise o geminin komutanlığını kime verecekse, kendi alacaksa alacak bu dönem. Benim diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Mesleğe dair, meslek sorunlarına dair neredeyse soru yağıyor gibi bir şey. Çok teşekkür ediyorum izleyen meslektaşlarıma, soru gönderen meslektaşlarıma. Mesleğe dair sorulara geçeceğiz. Zamanımız içerisinde bütün mesleki soruları tartışmaya çalışacağız ya da zamanımız el verdiği ölçüde tartışmaya çalışacağız. Ama çok gelen bir soru var. Özellikle onu çok kısa yanıtlar rica edeceğim o soruyla ilgili. O soruyu sormak istiyorum. Özellikle sosyal medyada sanıyorum tartışılıyor bu. İstanbul seçimleriyle ilgili şöyle bir şey tartışılıyor. Ekipler arasında bir ittifak, bir seçim ittifakı olasılığı var mı? Bu tip görüşmeler var mı seçime giderken? Yoksa seçime giderken gerçekten işte 23 Eylül Cumartesi günü kongrede mevcut listeler, çalışan seçim için çalışan listeler bu halleriyle seçime girecekler mi? Yani bu dört liste mi katılacak seçime? Kongrede bir değişiklik bekleniyor mu? Arkadaşların böyle bir çalışması var mı? Baştan başlayalım. Semih Bey, sizin için böyle bir çalışma var mı? Bizim için böyle bir çalışma yok. Ama şöyle bir gerçek de var ortada. Eğer dört liste açıklanmışsa, o listede yer alan insanlar deklare edilmişse, bu saatten sonra o insanları geriye çekerek bir ortak liste oluşturulması sağlanabilir mi? Ben bugünkü yürüyüş göz önüne alındığında pek bu konuda böyle bir değişimin olacağını düşünmüyorum. Çok gelen sorulardan biri bu. Burada diğer arkadaşlarım belki böyle bir düşünceleri varsa onlar da görüşten dile getirsinler, ama eğer böyle bir birliktelik olacaksa bugüne kadar çok uzun bir zaman vardı. O uzun zaman içinde o birliktelik oluşturulabilirdi diye düşünüyorum. Gene söz ve Sizin açınızdan böyle bir çalışma yok. Böyle. Tamam. Tamam, teşekkürler. Ferda Hanım. Bu noktadan sonra görünmüyor bence de. Fakat biz öncesinde daha önce bir teklif üzerine ittifak görüşmelerini İstanbul Eczacı Hareketi ile yaptık. Olmadı. Uzunca bir süre daha. Onlara hiç girmeyelim de bundan sonrası için bir şey var mı? Değişen. Şimdi bu sorunun yani öyle tasarım var mı? Bir şey var. O da biraz konuşulsun diye bu kadar hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir süre bu konuda her iki grupta oturdu, görüştü. Ama karşılığını bulmadı açıkçası bu ittifak görüşmeleri. Dolayısıyla bu saatten sonra her şey olabilir ama bence seçime 4 grup gelecek.
Teşekkürler Mürşit Bey. Çok uzatmadan ben de seçime 4 grubun gireceğini söylemiş olayım. Teşekkürler. Cenap Bey. Bana ittifak yapacak kimse kalmadı gördüğün gibi. Herkes net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Peki. Ne istiyorsan gel bir bakalım ne istiyorsun. Peki. Çok teşekkürler. Hemen şeylere geçelim. Çok gelen sorulardan biri ki bu zaten çok biliyorsunuz gündemde olan meselemiz. Yani eczacıların çok şu anda temel şeylerinden biri meslek hakkı, eczacı meslek hakkı. Yani ilaç fiyatlarına şey kalmadan, bağımlı kalmadan bir meslek hakkı talebimiz var. Ama doğrusu burada da bu meslek hakkı talebinde de oluşturabilmiş somut bir formül yok. Yani işte örneğin biz kutu başına şu kadar TX TL bir meslek hakkı, eczacı meslek hakkı talep ediyoruz. Ya da işte her bir reçeteye şu kadar X TL meslek hakkı talep ediyoruz. Yani ne Türkiye Eczacıları Birliği tarafından ne de diğer eczacı meslek örgütleri tarafından bildiğim kadarıyla oluşturulmuş. Evet, herkes meslek hakkını istiyor. Eczacı meslek hakkını herkes talep ediyor. Birincil taleplerimizden biri. Bütün ekipler ve gruplar açısından söylüyorum. Ama somut bir şey oluşturulabilmiş değil. Ne düşünüyorsunuz? Bir de ricam bundan sonraki şeyi kısa kısa götürelim. Kısa cevaplarla götürelim ki çok fazla soru geliyor. Onlarla ilgili tartışmamızı sürdürelim. Evet, yine Semih Bey'den başlayalım. Meslek hakkıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İktidara gelirseniz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda hakikaten meslek hakkına yönelik en ciddi çalışmayı yapan o da İstanbul Eczacılığı. Sayın Göçener'le birlikte olduğumuz dönemde kendileri de biliyorlar. Özellikle o dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın bizden talebi üzerinde bir araştırma yapmıştık. Hem de çok detaylı bir araştırmaydı ve o detaylı araştırmanın sonucunu da Sayın Bakan bana götürün. Bunun karşılığında bu meslek hakkını oluştururken hangi kriterlere bağlı olarak bir havuz oluşturacaksınız? Yani bunun kaynağı nereden gelecek? Bunu da ortaya koyarsanız ben Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda bu sizin talebinizi savunurum demiştim. Kulakları çınlasın. Biz de 6 ayı bulan bir çalışma yaptık. 6 ayı bulmasının nedeni de ne yazık ki bizim meslektaşlarımızın başlangıçta çok sıradan da olsa bir takım sorulara işte kaç kişi çalışıyor, ne kadar maaş veriyorsunuz, kiranız ne kadar gibi basit sorulara bile çekingen davranarak cevap veremeyişleri yahut da vermek istememeleri süreyi biraz uzattı. Sonucu çok uzatmadan İstanbul'daki eczacıların en varlıklı kesiminden tutun en ekonomik zorluğu yaşayan kesimine kadar hepsinin ciddi bir kriz içinde olduğunu belgeleyen bir raporu hazırladık. Tam Sağlık Bakanımıza iletecektik ki bir gün öncesinde kendisini görevden aldılar. Sonra kendisiyle ilgili hazırladığımız raporu dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, ilgili bakanlar, mecliste grubu bulunan tüm partilere göndermemize rağmen bir sonuç çıkmadı. Orada bir rakamsal çalışma da yapmıştık. Yani karlılığı bir yana bırakıyoruz. Çünkü hala aynı sorun var. İlaç fiyatlarında çok ciddi bir düşüş olduğu için bir karlılık üzerine yürümenin bir mantığı yok. Yani ilaç 1 lira olan bir şeyde %100 kar etseniz bile sonuç itibariyle çok bir gelir eczacıya getirmiyor. O bakımdan o gün yaptığımız çalışmaya bir ufak ilave yaparak şöyle düşündük biz. Çağdaş Eczacıların Birliği olarak. Eczane cirolarının %70'ini oluşturan o %0 ile 100 TL arasındaki ilaçlarda %3, %4'lük bir artış yerine mevcut karlılığın yanına kutu başına bir birim fiyatı eklenerek eğer bu basamağı yani 0 ile 100 arası %70'ini oluşturuyor. Düşünün buna %3, %4'lük bir artış yerine kutu başına belirlenecek bir birim fiyatın verilmesi, 102 ile 200 lira limit arasında yer alan, karlılıkları düşük olan ama TL bazında yüksek olan ürünlere %3, %4'lük bir artış, 200 TL'nin üzerinde ürünlere de yine %12'lik karlılığın yanında %3, %4'lük bir artış alabildiğimiz takdirde bunun ilgili kurumlar tarafından da karşılanabilecek bir rakamsal düzeye eriştiğini de gördük. Bunun çalışmasını yaptık. Bunun da sonuna kadar peşinde olacağız. Çünkü ortaya çıkan rakam geçmişte kaybettiklerimiz göz önüne alınırsa telafi edilebilecek bir rakam ve bir başka tarafı da özellikle düşük ve
dar gelirli olan meslektaşlarımıza ciro bazında ağırlıklı olarak elden satılan veya reçeteyle satılan ürünler de 0 ile 100 TL arasında olanlar olduğu için alabileceğimiz ciddi bir meslek hakkıyla bu sorunu kökünden değilse bile belli oranda çözme şansını yakalarız diye düşünüyoruz. Bu rapor ve bu çalışmayı da eğer biz seçimi alırsak Türkiye Eczacılar Birliği'nde alacağımız katkı ve destekle ilgili bakanlıklara kadar götürmek kararlılığındayız. Çünkü buna bir çözüm bulmanın artık sayın moderatörümüzün dile getirdiği gibi zamanı geldi de geçiyor. Bunu bir dahaki döneme yaydığımız zaman elimizde eczane de kalmayabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başkan. Ferda Hanım, meslek hakkıyla ilgili sizin çalışmalarınız evet. Başlığımız var. Bunların en başına gelen de meslek hakkı. Meslek hakkını kendi kendimize bulmadık. Meslek hakkı dünyada uygulanan bir yöntem. Madem ki biz Avrupa'da uygulanan, dünyada uygulanması görülmeyen isimler gibi eczacılığı... Çok özür dilerim Ferda Hanım. Şuna konuşur musunuz? Çıkarayım mı? İyi olur. Arkadaşlar bu yaka mikrofonunu alabilir miyiz? Şuraya bırakıyorum ama açık galiba. Baştan mı almam gerekiyor? Peki. Bizim eczacının ekonomik kurtuluşuna ait birkaç başlığımız var açıkçası. Bunlardan bir tanesi meslek hakkı en önce geleni. İkincisi ise protokolde gerekli bazı düzenlemelerle ekonomik rahatlatmaya da acil bir önlem gerektiğini düşünüyoruz. Meslek hakkına ilişkin tespitlerimiz evet daha önce de bahsedildi. Çok çalışmak isteyen bir şey. Fakat Avrupa'da ve dünyada uygulanan bir yöntem. Reçete başı ya da kutu başı meslek hakkı. Burada ilaç fiyatlarından bağımsız firmaların iki dudağın arasında olan mal fazlalarının İkisini birden mi öneriyorsunuz Ferda Hanım? Hem ya o ya o. Bu ciddi bir çalışma. Ya o ya o mu ya ikisi birden mi? İkisi birden değil. Hayır ikisi birden değil. Çünkü bazı ülkelerde ikisi birden olan da var, evet, ama. Evet var öyle. Onlarda şey var. Örneğin majistral ilaç yapıyorsanız başka bir uygulamaya tabisiniz. Evet. İşte bir hibrit denen bir karlılık var, hak var. Yani çok farklı çalışmalar var. Çok farklı uygulamalar var. Kanada'dan Avustralya'ya kadar Avrupa'nın tamamında bu var. İşte 8 eurodan bütün bunlar ülkenin ve reçetelerin, ilaçların giriş çıkışlarıyla ilgili bir şey. Ciddi bir çalışma istiyor. Geçen seferki çalışmayı ben de hatırlıyorum. Bakanın da hatta önerisiyle uluslararası akredite olmuş bir şirketle yapılmasını istemişti. Öyle bir çalışma yapılmıştı o anket ama işte gerçekten çok karmaşık bir konu meslek hakkı. Çok, dediğiniz yani, gibi uygulanan ülkelerde bir standart yok. Hepsinde farklı uygulanıyor. Hiçbir standart yok çünkü çok ülkenin koşulları, ülkenin ilaç verme koşulları, reçeteleme koşulları hepsi birbirinden farklı. Ciddi bir çalışmayla bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunu mutlaka kazanmalıyız. Dediğim gibi ısı nem gibi Türkiye'de uygulanmamış, dünyada uygulanmamış bir takım yöntemleri Avrupa'dan alıp, dünyadan alıp Türkiye'de uyguluyorsak bence öncelikle eczacının ekonomik rahatlığının sağlanması gerekiyor ki önüne baksın, mesleğini düzgün organize etsin ve o çalışmalara da canı gönülden katılsın. Ekonomik rahatlık çok önemli. Protokoldeki ekonomik rahatlıklar da çok önemli. Olması gereken şeyler var. Belki konuşuruz ama protokolde de yeniliklere, iyileştirmelere ihtiyaç var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle eczacının ekonomisini düzeltmeye dönük 40'a yakın projemiz var. Bunların birçoğu eczacının ekonomisini düzeltmeye dönük projeler. Biz meslek hakkıyla reçete başı ücreti aslında ayırıyoruz. Şu an eczanelerimizde zaten aldığımız eczacılar olarak reçete başı ücretlerin çok daha iyileştirilebileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var, dosyamız var ama bunun haricinde... Yalnız reçete başı ücrete meslek hakkıyla çok karıştırma. O biraz kırtasiyeye işte, evet, katkı yani, değil. Kırtasiyeye minimum katkı diyelim evet, bence evet, yani. Evet yani genelde ondan bahsedildi ama biz onu ayırıyoruz. Reçete başı ücret farklı. Onun da iyileştirilmesi taraftarıyız. Bununla ilgili dosyamız hazır. Gerekli yerlere sunacağız. Ama meslek ama hakkı... Ferda Hanım'ın da sözünü ettiği şeyinde o bugün uygulanan şeyle bir ilgisi yok. Farklı bir şey söylüyor. Evet. Evet.
Haklısınız. Ben eczacının eczanesinde özellikle kronik hastalarına uygulayacağı farmasötik bakım karşılığında alacağı bir ücretten bahsediyoruz biz. Meslekçi eğitimlerle eczacımızı gerçekten bu konuda eğiterek kronik hastalarına eczanede randevulu bir şekilde farmasötik bakım uygulayarak bunun için bir ücret alması taraftarıyız. Hem kendini geliştirecek eczacı hem ülke ekonomisine de bunun çok daha fayda sağlayacağını sağlık düşünüyoruz. Sağlık danışmanlığını ve hasta takibini merkeze koyuyorsunuz. Aynen öyle. Randevulu bir şekilde hastalarına farmasötik bakım yapıp gerekirse doktor insülini yazacak ama eczacı o insülinin dozajını ayarlayacak. Bunun evet. için bir ücret alacak eczacı ve gerçekten eczacıyı hem manevi hem maddi olarak tatmin edecek bir ücret olacak bu. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Çok özür dilerim. Ferda Hanım bir şey söyleyecek. Mikrofon alın lütfen. Çok küçük bir katkı yapmak istiyorum Müşit Bey'e. Bahsedilen iki bu uygulamalar dünyada da çok farklı. Hizmet bedeli diye tarif edilen şey farmasötik bakım, eczacının danışmanlık rolünün gerçekleştiği noktada gerçekten var. Çünkü bu farmasötik bakım dediğiniz zaman bir takım ön ölçümlere, küçük tanı koyabilmelere, hasta takibi yapabilmeye filan da yol açan ve bütün bu hizmetlerin toplamından gelen eczacan, bir şey. Zaten meslek hakkı bundan çok farklı. O anlamda da belki biraz kavramlar mı karışıyor diye dikkat çekmek istedim. Bu kadar. Teşekkürler. Mürşit Bey'in sözü kesiliyor ama problem. Devam edeceksiniz. Mürşit Bey'le devam edeceksiniz. Sadece Mürşit'in katkıda bulunmak için Smart Eczane projesinin temeli bu zaten Mürşit. Yani Smart Eczane aslında eczacıya başka bir sorumluluk yükleyen proje. Biz bunu başlangıcında sadece bir eğitimler silsilesi olarak gördük ama değil. Orada işte ilgili Sağlık Bakanlığı'nın, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Maliye'den işte Ekonomik Konsey'in içinde yer alacağı birçok unsuru da kapsayan çok detaylı bir proje. Avrupa'da çok ciddi uygulanıyor. Orada işte eczacı önce eğitim alıyor. Bu eğitimi alırken de ilgili bakanlıkla birlikte programı hazırlanıyor. Üniversitelerden katkı alarak çok zor bir eğitimden geçtikten sonra belirli konuların uzmanı oluyor. Senin dediğin gibi KOAH, diyabet, benzeri birçok hastalıklarla ilgili tam donanımlı bir hale geliyor. Aynı zamanda işte iğne yapmak, tansiyon ölçmek dediğin gibi kan değerlerini ölçmek gibi hekimin birçok fonksiyonunu evet, da üzerine evet. alarak hekimi de rahatlatan bir proje. Hastayı kontrol eden ve daha önemlisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işte bu eğitimleri alan eczacılara bulundukları bölgelerde belli hastaları yönlendiriyor. Diyor ki mesela Şirinevler'de işte 40 tane KOAH hastası var. 4 tane de eğitim almış eczane var. Ben 10'ar tanesini sana veriyorum. Bunlar senin hastan. İşte kontrolünü yapacaksın, ilaçlarını vereceksin, tedaviyi yapacaksın ve onu sağlıklı bir hale getireceksin. Ben de sana bunun karşılığı olarak işte aylık, haftalık veya yıllık bir hizmet bedeli vereceğim. Ciddi bir para Avrupa'da. Aynısı bu. Evet, ve bu, aynı şeyi söylüyoruz. Bu dilerim Türkiye Eczacılar Birliği işte. Niye sürekli Türkiye Eczacılar Birliği diyorum ki? Türkiye Eczacılar Birliği'nin projesi hayata geçirmek için de bize onlara yol göstermek, destek olmak zorundayız. Bu proje eczacılığın gerçek anlamda kurtuluşu projelerinden biridir. Teşekkürler. Evet, projelerimizin en başında zaten şu var. Eczaneleri birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlatmak. Bunun yolu da buradan geçiyor. Bu çok önemli yani. Bunun yasallaşması çok önemli. Kimse tabii. oturduğumuz yerde bize siz birinci basamak sağlık kuruluşusunuz demeyecek. Şu an biz ticarethane olarak görülüyoruz. Bir tansiyon ölçmemize bile engeller koyulmaya çalışıyor. Öncelikle biz kendimizi geliştireceğiz. Biz burada varız, bu sektörde varız diyeceğiz. Halkla birebir iletişimimizi kuracağız ve birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlarsak birçok sorunu aşacağımızı düşünüyorum. Mürşit Bey'e teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, meslek hakkı buyurun. Evet, meslek hakkı deyince bizim son iki yıldır gündemimizde olan Smart Eczane Programı diye başlayan, sonra Rehber Eczanem diye adı değişen ve şu anda hayata geçmiş olan bir uygulama. Türk Eczacılar Birliği'nin bir programı, Avrupa'da kabul görmüş bir programı. İstanbul'da 1000 civarında meslektaşımız bunun eğitimini aldı. İstanbul Eczacı Odası kadroları bu eğitimleri verdi. Türkiye'de 3300 civarında meslektaşımız astım KOAH modülüyle ilgili eğitim aldı. Sonrasında ilk veriler toplandı, bakanlıkla paylaşıldı. Bakanlıkla paylaşıldığında hastalığının iyileştirilmesine olan katkı ortaya çıktı. Bu nasıl ortaya çıktı? Bu meslektaşlarımız, eğitim almış olan meslektaşlarımız
hastalarına ilacını nasıl kullanması gerektiğini, hangi dozda kullanması gerektiğini, aç mı tok mu kullanması gerektiğini, bunun yanında beslenmesine nelerine dikkat etmesi gerektiği gibi önerilerde bulununca hastaların daha hızlı iyileştikleri ve iyileşme sürecinde de kullandıkları ilacı daha minimize ettikleri görüldü ve bunun devlet ekonomisine de katkısı görüldü. Burada belki bilinmeyen bir şeyi söyleyeyim. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan son toplantılarda merkez heyeti yetkililerimize siz artık buradan meslek hakkını da talep etmeye başlarsınız diye söylem geliştirilmeye başlandı. Biz Smart'ın gerçekten meslek hakkına giden en önemli yapı taşlarından biri olduğuna inanıyoruz. Buradan şu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda 17 kişilik bir ekip, genç bir ekip, içinde öğretim görevlilerinde olduğu bir ekip. Sayın Başkan çok özür dilerim. Ferda Hanım bir araya girecek. Bir cümleyi bitireyim. Bir cümlemi bitireyim. Tamam. İstanbul Eczacı Odası'nın oluşturduğu bu 17 kişilik ekip Ankara'da ikinci modül diyabet eğitimini aldı. Şimdi İstanbul eğitimini planlamak üzere çalışmalara başladılar. Sanıyorum Ekim ayı ortaları veya sonuna doğru İstanbul'da diyabet modülünü de başlatacağız. Burada meslektaşlarımızdan şu talebimiz var. Onu da sizler aracılığıyla iletmiş olalım. Lütfen bu programa sahip çıkın arkadaşlar. Bu program gerçekten meslek hakkına gidecek yoldur ve o yolun içinde hep birlikte olmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ferda Hanım'ın bir eki var galiba. Şu mikrofonu uzatalım lütfen. Bu konuyu ben çok önemsiyorum çünkü kavramlar karışabiliyor bazen. Burada da onu görüyorum. Meslek hakkı var. Meslek hakkı bambaşka bir şey. Yani meslek hakkı bugünden yarına hemen hayata geçebilecek bir şey. Meslek hakkında ne yapacaksınız? Dünyadaki ülke, diğer ülkelerdeki uygulamalarda alınan kriterleri alacaksınız. Kendi ülkenizdeki kriterlerinizi de değerlendireceksiniz ve bir model çıkaracaksınız. Bu hemen hayata geçecek bir şey. Hizmet bedeli ise o başka bir şey. İşte o smart eczanenin gelecekte eczacıyı o çok bir şey var, bir hayalim var. Benim de var o hayalim. Ama onun sonuçları mutlaka kamuya yararları bir süreç isteyecek. Eczacıyı eğiteceksiniz. Bu eczacının ortak alanda belki ilçe bazında kuracağı bir networkleriniz olacak. O bilgi paylaşımını smart eczane evet iyi güzel fakat smart eczane bugüne kadar zannediyorum yeni değişmekte. Bugüne kadar smart eczanenin tüm bilgileri Türk Eczacılar Birliği'nde depolanıyordu. Bu değil amaç. Bu olmamalı. Amaç bölgedeki eczacının o bilgileri ortaklaşa kullanmalı. Bir network olmalı. Bu network'te o bölgede bu eğitim sistemine giren, bu eğitim böyle bir hemen verdim oldu değil. Smart eczane kaç yıldır var Türkiye'de? Çok uzun. Beş. Beş yıl. Pilot uygulama başladı. Peki nerede meslek hakkı? Bilinmeyen bir gelecek değil. Meslek hakkı bugünden talep ettiğimiz bir şey. Meslek hakkını biz bugün talep ediyoruz. Bu kastettiğimiz de eczacının gelecekte kendini de mesleğin yeni şekline konumlandırdığı zaman hak ettiği emeğinin, danışmanlık rolünün yapabileceği bazı ön ölçümlerin verdiği, bu anlamda verdiği ve sağlar katkısının, kamuya katkısının göstergesi olan bir bedel. Bu da hizmet bedeli diye geçiyor genelde eczacılık uygulamalarında. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Özür dilerim. Gerçekten bu iki kavram karıştığı için başka. Ben hep böyle açıklamak istiyorum bunu. Bu çok önemli çünkü hizmet hakkı bugünden yarına... Teknik olarak da karmaşık bir konu biraz. Evet, teknik evet. Olarak da karmaşık bugünden yarına eczacının ekonomik sorununu biz meslek hakkıyla çözmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar yani o kadar çok soru geliyor ki itiraf etmek gerekirse ben şaşırmış vaziyetteyim. Takip etmeye çalışıyorum. Sorulara geçmeden önce hazır canlı yayını yakalamışken ilk defa burada anons edeceğim. Bir hazırlığımız daha var bir programla ilgili. İlk kez burada açıklayacağım. Santa Pharma ilacın eczacıya özel portalı Eczazon'da 27 Eylül saat 13'te Başkanı Erdoğan Çolak'ı ağırlayacağım. O da yine bir canlı yayın olacak.
Eczazon üzerinden canlı yayınlanacak. Eczacının Sesi Elektronik Gazetede yine duyuruları yer alacak. İzlenme linki yer alacak. 27 Eylül saat 13 Erdoğan Çolak'la birlikte olacağız. Ondan olsun da yapmak istedim. Santa Pharma ilacın Eczazon'unda, Eczazon Eczacı'ya özel portalında. Şimdi arkadaşlar bir 2 dakikalık ne kadar ara vereceğiz? 5 dakika mı? Peki. Bir izin verirseniz bir 5 dakika ara verelim. Hemen aradan sonra çok önemli bir konu biliyorsunuz eczane çalışma saatleriyle ilgili. Aradan hemen sonra onu soracağım. Görüşmek üzere.